Faiz haram mı? Güzel bir soru. Faiz, Kur'an-ı Kerim'de belirtildiği üzere, Arapçasını söyleyeyim mi? Söyle abi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyüllezine amenun. Amenu tekullah ve zeru ma bagye mine riba in kuntum mu'minin. Fe illem tef'alu fe'zenu bi harbin minallahi ve rasulih. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'de, ey iman edenler, faiz alıp vermeyin. Kim ki faiz alıp verir ise Allah ve Resulüne harp ilan etmiş sayılır diyor. Sorduğunuz soruya karşı yeterince aydınlatıcı bir cevap diye düşünüyorum. Peki Diyanet bir açıklama yaptı, biliyor musun? Diyanet'in yapmış olduğu açıklamaya ben katılmıyorum. Kur'an'ın hiçbir emri kişiler bazında değiştirilemez. Kur'an'ın hiçbir ayeti günün şartlarına göre diyerek deforme edilemez. Bu tamamen doğru olmayan bir şeydir. Yanlıştır yani. Allah'ın kanunu kişilerin tasarrufunda olamaz. Dolayısıyla işte şu neden olursa, bu neden olursa faiz helaldir. Neye göre helaldir abi? Hangi kitaba göre, hangi dine göre helaldir? Bana bunu söyler misiniz? Bizim kitabımız diyor ki Kur'an-ı Kerim'de, ey iman edenler, faiz alıp vermeyiniz. Kim ki alıp verir ise Allah ve Resulüne harp ilan etmiş diyor. Gayet açık ve net. Bu ayetin neresi tartışmaya açılır, sana sorarım ben. Yani onun için kişiler kendine göre Allah'ın ayetini bir tarafından tutarak uzatmaya, kısaltmaya kalkmasın. Bu yanlıştır. Sabittir, Kur'an'la sabittir, hüküm sabittir, hüküm bellidir. Hangi hükme göre abi? Başka bir peygamber geldi de bizim mi haberimiz yok yani? Yoksa başka bir kitap indi de bizim mi haberimiz yok? Neye dayanarak helal diyor bunu? Hangi zihniyete dayanarak, hangi hükme dayanarak, hangi kitaba dayanarak bunun helal olduğunu bana söylüyor? Kimse dini oyuncak yapmasın. Bu din Allah'ın göndermiş olduğu değişmez kural ve kanunlar nizamıdır. Bu dinin sahibi Allah'tır. Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'dir. Dolayısıyla bizler ona tabiyiz. Oradaki hükmün hiçbirisi değiştirilemez. Hiçbir kul bunu da değiştirmeye kalkmasın. Herkes yerini bilsin. Ayıptır ya, günahtır. İnsanların aklını, beynini bulandırmaya ne gerek var ya? Banka, hayırdır, hangi bankaya göre helalmiş bu abi? Bana bunu söylesinler. Yoksa Allah yeni bir kural mı göndermiş de bizim haberimiz yok? Allah yeni bir hüküm mü göndermiş? Yeni bir vahiy mi göndermiş? Yeni bir peygamber mi göndermiş de bizim bunlardan haberimiz yok? Her önüne gelen kendine, kafasına göre, efendime söyleyeyim, İslami hükümleri eviriyor, çeviriyor. Bir zamanlar vatandaşın bir tanesi bir ayet üzerine açıklama yaptı. Bez parçası olarak yaptı. Ben onun, o konular üzerine bir müsaade ederseniz açıklama yapacağım. Tesettür hakkında. Dendi ki işte Kur'an'da başörtüsü yoktur. Kur'an'da tesettür yoktur. Kur'an'da türban yoktur. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Kur'an'da türban yoktur. Kur'an'da tesettür yoktur. Kur'an'da başörtüsü yoktur. Ama Kur'an'da, ey iman edenler, ellerinizi ve yüzlerinizi, ayaklarınız müstesna, bütün avret yerlerinizi kapatın diye Allah'ın kesin ve kat'i ayeti vardır, kanunu vardır, nizamı vardır. Örtün diyor. Ne ile örtünürsen örtün. Sen neye dayanarak yok diyorsun? Bu bir. İkincisi, Allah'ın hüküm ve kanunlarını kendi kafanıza göre siz evirip çeviremezsiniz. Şimdi neden Allah-u Teala zulmetmek için mi demiştir, efendime söyleyeyim, örtünün? Hayır. Bugün siz bir meyve sebze alacağınız zaman, bir markete gittiğinizde alacağınız zaman kabuğu soyulmuş, şu bu almıyorsunuz. Neden almıyorsunuz? Havadan, elden, oradan buradan mikrop bulaşma ihtimali yüksektir diye. Şimdi kadını mikropla ilişkilendirmiyorum. Kimse yanlış anlamasın. Ama bir bununla beraber bir kuyumcuya gittiğinizde 50 liralık altın alacağınızı önünüze kaldırır atar. 50 milyon liralık alacağınız vakit size ambalajlar, paketler kapatır, öyle sunar. Şimdi kadın Allah'ın eşrefi mahluk olarak
göndermiş olduğu en değerli varlık olarak insandır. Allah'ın gönderdiği varlık olarak insandır. Kadın da eşref-i mahlukun en değerli, en şerefli varlığın içinde insan olan, insanın da en şereflisi kadındır. Allah kadına bu yüzden çok değer veriyor. Değer verdiğinden dolayı kadının kendine değil, bizlerden korumak için, bizim nefsimizden korumak için, bizim gözlerimizden, bizim niyetlerimizden korumak için diyor ki, ey kadın, sen benim en değerli hazinemsin. Seni ben o kadar seviyorum ki insanların kötü şualarından korumak için sana örtünmeyi emrediyorum diyor Allah-u Teala. Bu sebepten dolayı, Allah'ın sahiplenmesinden dolayı, Allah'ın ona vermiş olduğu değerden dolayı Allah-u Teala ona örtünmeyi emrediyor. Şimdi her önüne gelen, efendime diyor, kendine göre bir din uyduruyor. Din nedir? Din nedir? Önce onu bilmek lazım. Din Allah-u Teala'nın göndermiş olduğu kat'i kurallar nizamıdır. Kur'an nizamıdır. Kur'an nizamı ise bizim inanmış olduğumuz Kur'an nizamında var olan bir ayeti evirmeye, çevirmeye kimsenin hakkı yoktur. Kusura bakmasın, bu konuda ben Diyanet İşleri Başkanımıza katılmıyorum. Yanlış söylediğini iddia ediyorum. İddia etmiyorum, yanlış söylediğini altını çizerek söylüyorum. Bana bu söylediğini doğrulayacak bir tane ayet göstersin. Buyursun, canlı yayında da çıkarız. Canlı yayında da sayın hocamızla tartışırız. Biz o kadar cahil değiliz evvelallah. Eğer İslam'ın herhangi bir hükmünün varlığını ortaya koyuyorsak, onun neden olduğunu da anlatabilecek derecede bilgi sahibi olmanız lazım. Bilgi sahibi değilseniz, insanları aydınlatamıyorsanız boşuna çıkıp da anlatmayın. Önüne gelen ben hocayım diyor. Önüne gelen hüküm veriyor, fetva veriyor. Hayırdır ya? Bu kadar ucuz mu? Neye dayanarak sen diyorsun işte bankalara göre faiz helaldir ya da efendime söyleyeyim şu şartlara göre faiz. Darül harp diyor olursa. Darül harp mı? Türkiye darül harp mı? Darül harpte faizin helal olduğu fetvası vardır. Bana Türkiye eğer darül harp diyorsa o zaman soracak çok sorum olur. Kusura bakmasın. O zaman soracak çok sorum olur. Yok, Darül İslam diyorsa, Darül İslam olan bir memlekette, bir ülkede kendi kafasına göre faizin helalliği konusunda bir hüküm ortaya koyamaz. Kur'an'da kesinlikle beyan edilmiştir. Ve kat'i surette şu emir vardır. Ey iman edenler! Kim ki faiz alıp verir, Allah ve Resulüne harp ilan etmiştir diyor. Ben bunu kafamdan söylemiyorum. Kur'an'dan söylüyorum. Bu beyefendi de, sayın hocamız veyahut hakim söylediyse baksın, okusun. Bakayım doğru mu söylüyorum, yanlış mı söylüyorum? Bu söylediklerim doğru mudur, değil midir? Bu milletin kanını, iliğini sömüren sistem faiz sistemidir. Faiz bir mikroptur. Bu mikroptan bu milletin kurtulması elzemdir. Saygılar sunuyorum. Neden böyle bir açıklama yaptı? İnan, hangi kafaya göre bu açıklamayı yaptı onu da anlamış değilim. Neye göre yaptığını anlamış değilim. Birilerine yaranmak için mi yaptı? Veyahut da birilerine şirin görünmek için mi yaptı? Ne maksatla yaptığını anlamış değilim. Ama anladığım tek bir şey var. Bu söylemiş olduğu sözün tamamen yanlış olduğu düşüncesindeyim. Çünkü benim okuduğum Kur'an böyle demiyor. Beni onun sözleri bağlamaz. Bakın, burada çok önemli bir şey söyleyeceğim. İki türlü iman vardır. Bir taklidi imandır. Biri bilerek yapılan imandır. Bizim halkımızın çoğu taklidi şekilde yapılan imana sahiptir. Nedir taklidi şekilde yapılan iman? Anneden babadan, eşten dosttan, hocadan hacıdan öğrenmiş olduğu, kulaktan duymuş olduğu bilgilerle yapmış olduğu imandır. Bu yanlıştır. İslam bunu demiyor. İslam'ın ilk emri ne namazdır, ne şudur, ne budur. İslam'ın ilk emri ikra bismi rabbikellezî halaktır. Oku, Allah'ın adıyla oku. Oku dediği vakit Allah-u Teala sadece sana dua oku demiyor orada. Bütün ilimler oku. Dünya ve ahiret ilmini oku. Milletine, devletine faydalı olabilecek ilimleri oku.
halkına, milletine, devletine faydalı olacak şekilde kendini yetiştir diyor. Biz bunu büyükler olarak ve bizim başımızdaki kişiler olarak kişilerin yapması gerekir, sahip çıkması gerekir. Eğer biz bunlara sahip çıkarsak, bu değerlere sahip çıkarsak, o zaman hiçbir şekilde sırtımız yere gelmez. İlime çok önem vermemiz lazım. Bilime çok önem vermemiz lazım. İslamiyet sadece şu sevaptır, bu günahtır olayı değildir. İslamiyet ilerlemektir. Dünya ve ahiret kıstaslarında kişinin dünyasını da ahiretini de mamur edecek şekilde en iyi müreffeh seviyeye gelecek işleri başarmak demektir. Fen konusunda, teknoloji konusunda en iyiye sahip olmak demektir. Bunları yapabiliyorsak eğer bizim İkra Bismi Rabbikellezî halak kıssasındaki o ayette uygun bir şekilde demek ki bir Müslüman olmuşuz demektir. Müslüman olmak bunu gerektirir. Müslüman olmak kendimizi yetiştirmeyi gerektirir. Bizim ecdadımıza baktığınız zaman hepsi ilme önem vermiştir. Ne zaman ki biz ilimden ayrı kaldık, biz Allah'ı bıraktık, Allah bizi bıraktı. Mevzu budur. Biz aslımıza, neslimize sahip çıkacağız. Biz kardeşlik duygusunu bir kere en iyi şekilde bağırdan birbirimize sarılacağız. Kardeşlik duygusunu en iyi şekilde aşılayacağız birbirimize. Birbirimizi Allah için seveceğiz. Birbirimizi sevmek zorundayız. Başka Türkiye yok. Biz sevmek zorundayız. Bugün dünyanın her yerinde İslam coğrafyasında kan gövdeyi götürüyor. Neden? İslam alemi birlik olmadığı için götürüyor. Elin Johnny'si, David'i, Cartus'u, Cürtus'u ne yapıyor? Bundan cesaret alıyor. Her yerde Müslümanın kadınına, kızına, ırzına, namusuna geçiliyor. Niye buna müsaade ediliyor? Buna bakıp da kayıtsız kalan, üzülmeyen, buna bakıp da efendime söyleyeyim, bana nedir zihniyetini güden kişilerde veya milletlerde veya devletlerde zerre miktar insanlık duygusu olamaz.